Arap edebiyatından çok iyi anlayan birisine Arapça bir metin getiriyorlar. Bir edebiyat şaheseri. Büyük etkilenerek dinliyor tabii. Edebiyat ehli olunca insan bir de bunu anlaması başka. Kendinden geçiyor adam. Sizce bu, bu, bu diyor bir hakimin sözü olmalı diyor. Hikmet sahibi büyük ya bir büyüğün sözüdür filan. Sonra hadis-i şerif okuyorlar. Daha derin diyor. Gözleri fal taşı gibi açılıyor. Ne olduğunu bilemiyor hadis-i şerifte. Mana içinde mana çıkıyor. Derinleştikçe derinleşiyor diyor. Bu diyor öbüründen daha yüksek diyor. Ayet-i kerime okuyorlar. Hepten adam iptal oluyor. Yani bu nasıl bir şeydir? Bu nasıl deneyiz. bir şeydir diyor. Hadi bu nasıl? Diyor. Yani yaşayan mucizedir aslında. Yani her an gördüğümüz. Valla şiire meraklı, aciz bir kardeşiniz olarak en sevdiğiniz şairin en sevdiğiniz şiirini çok lezzetle üç defa beş defa okuyabilirsiniz. Bir günde belki on defa da okuyabilirsiniz ama her gün yirmi defa okuyabileceğiniz ne şair var ne şiir. Evet. bu Bıkarsınız. Siz her gün en az kırk defa Fatiha-i Şerif okuyorsunuz. En az kırk defa namazlarda. Ve siz bugüne kadar herhangi bir kimsenin Fatiha-i Şerife'yi okumaktan veya dinlemekten usanç getirdiğini gördünüz veya duydunuz mu? Vaki değil. Mucize çok açık aslında. Ama çok açık olan mucize bir din büyüğünün açıkça söylediği gibi zuhurunun şiddetinden gayip çok açıkta olunca görülmüyor. <laughs> İnsanoğlu ihmal ediyor. Ol ki bir nüktesi bin canu dili mesteler mani irazı ilahi suhani mülhemidir ve vesselam. İşte anlattığım şeyi söylüyor. O ki diyor onun sözünde bir nükte canı gönlü mest eder, hoş eder, kendinden geçirir. İlahi sırları açan ilham sözleridir diyor Cenab-ı Peygamber'in sözleri. Bunu en büyük şair söylüyor.